AKOM'da bu kurmuş olduğumuz koordinasyonumuzda hep sürece ilk hafta, ilk ay ve ilk yıl şeklinde bir stratejiyle baktık. Bu anlamda acil kurtarma, acil yardım ve sağlık hizmetleri hizmetimizin odağı olduğunu belirtmek istiyorum. İlk haftalar boyunca ekiplerimizin yoğun bir lojistik seferberliğini ve özellikle de çok geniş bir yardım seferberliğini İstanbul'dan yürüttük. İstanbul'un gücü ve desteğiyle afetzedelerimizin, kıymetli arkadaşlarımızın, hemşerilerimizin yanında olduk. Geride bıraktığımız 17 gün, 18 gün içerisinde her noktasına dokunmaya gayret ettik ve buna da devam edeceğiz. Toplamda neredeyse artık 4500'e yakın personelimizin görev aldığı bir mekanizmayı burada yürüttük bugüne kadar. Gönüllü olarak da 800'e yakın personelimiz aslında bu bölgeye hizmet verdi. Şu anda yine 2000'e yakın personelimiz aktif bir şekilde Hatay'da bulunmakta. Tabii bu vesileyle şunu ifade edeyim, AFAD'ından Kızılay'ına, bütün büyükşehir belediyeleri, bütün ilçe belediyeleri, özellikle arama kurtarma sürecinde ve gönüllerle birlikte, STK'larla birlikte gösterdikleri emek, ortaya koydukları çaba, her bir alın terine ben buradan yürekten minnet duygularımı belirtmek istiyorum. Özellikle ilk ay içerisinde odaklandığımız barınma hizmetleri, kent temizliği, beslenme desteği, kış şartlarıyla mücadele, ilk yardım faaliyetleri, su ve kanalizasyon hizmetleri, doğalgaz hizmetleri, altyapı ve etüt işleri bizim önemli hattımız oldu. Tabii ki bu zaman içerisinde psikolojik desteğe, orta vadeli barınma çözümlerine ve sonrasında uzun vadeli bir barınma çözümlerine, eğitim desteğine, altyapı onarım ve proje geliştirme sürecine, yerel yönetimlere, yönetime özellikle Hatay Büyükşehir Belediye'miz koordinasyonunda diğer belediyelere malzeme ve iş gücü desteği önümüzdeki gündemlerimizin de başındadır. Bu işleri de hızlı ve etkili biçimde yapabilmek için gerekli işbirliğini organize etmek üzere bir yönetim modeli de geliştirdik. Bu yönetim modelinde ana koordinasyonumuz ve yüzümüzün dönük olduğu kurumumuz Hatay Büyükşehir Belediye'mizdir ve kıymetli Başkanı Sayın Lütfü Savaş'tır. Onun koordinasyonuyla beraber yine büyükşehirlerimiz arasında bir dayanışmayla bir koordinasyon kurulu kurduğumuzu belirtmek istiyorum. Özellikle 11 büyükşehir belediyemiz olarak ki bu belediyelerimizin her birisi diğer illerde de ana sorumlu olarak görev yapmaktadır. Buraya dönük bizim ana koordinasyonumuzla birlikte yardımcı koordinatörümüz Tekirdağ Büyükşehir Belediye'miz ve Sayın Başkanımız Kadir Albayrak'tır. Yine burada az önce arkadaşım da söyledi, ilk etapta 130'un üzerinde belediyenin buraya sunmuş olduğu katkıları koordine ediyoruz. Yeni oluşacak ihtiyaçları ve bu süreçlerdeki desteği de kalıcı ve sürdürülebilir bir biçimde sahada fonksiyonlarını da sorunlarını da tespit ederek özellikle burada süreci yönetmeye devam edeceğiz. Bölgemizde yoğun bir iş makinamız vardı. Şu an itibariyle 575 iş makinamız var. Tabii diğer il ve ilçe belediyelerinin beyan ettikleri teçhizatla aslında bu sayı 1780'e kadar çıkmaktadır. Tabii yoğun arama kurtarma faaliyetlerinden az önce bahsettim. Gerçekten minnet duyduğumuz o kıymetli çalışmaları yürüten arama kurtarma ekipleri yüzlerce hatta binlerce canı kurtardı. 10 ilde birden. Gönül herkesi kurtarmayı isterdi ama ne yazık ki canlarımızı yitirdik biliyorsunuz. Şu an itibariyle çadır önemli bir sorundur. Az önce yine burada konuşmacı herkes çadırdan bahsetti. Bornova Belediye Başkanımız da misafir belediye başkanı olarak bahsetti. Dolayısıyla işbirliğiyle çadır ihtiyacını
karşılama konusunda yoğun bir gayret içerisinde olacağız. Şu ana kadar 4500'e yakın çadırı ya dağıttık ya kurduk ya depomuzda dağıtımını devam ettiriyor olacağız. Çadır sayısının özellikle bütün belediyelerimizle birlikte 16.000'e yakın bir sayıya ulaştığını da ifade etmek istiyorum. Aynı zamanda konteyner kurulumları da yürütüyoruz. 100'e yakın konteyneri bölgemizde hizmete sunduk. Tabii birçok yardım maddesi, işte halk ekmeğinden hamidiye suyuna, birçok gıda maddelerinden diğer hususlara kadar yoğun bir çalışma yürütüldü. Az önce de ifade ettim, neredeyse 170.000 adet sıcak yemek dağıtımı yapılan bir kapasiteye ulaşıldı Hatay'da. Bağışlar özellikle Türkiye'nin her yerinden, İstanbul başta olmak üzere yoğun bir biçimde yürütüldü ve yönetildi. Buraya akıtıldı tabiri caizse. Ben özellikle İstanbul'daki 14 belediyemize de bu anlamda ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Tabii ihtiyaçların değiştiğini az önce yapılan sunularda gördük ve bu ihtiyaç değişimine göre hijyen paketinin, iç çamaşırının, çadırla birlikte gıda yardımının sürdürülebilir bir şekilde devamını vatandaşlarımız istedi ve bu yönde aksiyon alacağız. Dostlarımızın, vatandaşlarımızın da ortaya koyacağı katkıları bu yönüyle değerlendirerek bize sunmalarını mutlaka ve mutlaka istiyoruz. Tabii şu anda kent temizliği önemli bir husus. Bu yönde çalışmalarımız devam ediyor. Sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak 28 adet temizlik aracımız ve 110'a yakın personelimizle burada temizlik işlerini yürütüyoruz. Hatay Büyükşehir Belediyemizin koordinasyonunda. Yine altyapı hizmetleri konusunda İSKİ yoğun bir gayret içerisinde, İKDAŞ yoğun bir gayret içerisinde, yine 100'e yakın sağlık personelimizin sahada etkin çalıştığını ifade edeyim. Cenaze hizmetlerimiz devam ediyor. 22 görevlimiz var. Yine 10 veterinerimizle birlikte sahada etkin bir şekilde canlılara da, sokak canlılarına da katkı sunuyor durumdayız. Yine özel bir noktamız var. Orhan Gazi ve Osman Gazi vapurlarımız. Bunlardan bir tanesi sevkiyatla ilgili çalışma sürdürüyor. İlk 1200 kişilik taşımayı İstanbul'a ulaştırdı. İhtiyaç halinde bu turlar devam edecek. Ama yine Orhan Gazi İnsani Yardım ve Yaşam Merkezimizde 1366'ya yakın vatandaşımıza konaklama ve poliklinik desteğini İskenderun'da yanaştığı limanda vermektedir. Burada cerrahi müdahalelerden tutun birçok noktaya kadar sağlık hizmetimiz ve bir nevi dinlenme sürecinin de yönetildiği bir ekibimiz var. Bu konuda ihtiyaç duyulması halinde yereldeki dostlarımızın buraya insanları sevk ederek hem bir kısım tedavi, burada özellikle küçük bebekler, çocuklar ve özellikle yaşlıların çok özenli bir biçimde bakıldığını söylemek isterim. Çünkü orada 103 İBB çalışanımız sadece bu vapurda hizmet vermekte. Tabii bütün bu çalışmalar değerli ve önemli. Diğer belediyelerimizin yoğun katkıları ve koordinasyonu çok önemli. Hatay'da 593 mahalle muhtarı ile birlikte yerel aktörlerimizle özellikle bölgemizdeki belediyelerimizin önerileriyle il başkanımız, ilçe başkanlarımız ve milletvekillerimizin özenli çabalarını altını çizmek istiyorum. Her birinin katkılarıyla, onlarla da işbirliğiyle bir yerel dinamikle harekete geçmiş durumda. Bütün çalışma arkadaşlarımız, buraya gelen bütün kurum kuruluşlardaki çalışma arkadaşlarımız, her birisi kardeşlik ve dayanışma duygusuyla daha iyisini, daha güzelini, daha faydalısını yapma gayreti içerisindeler. Bu anlamda donanımlı ekibimizin birçok konuya da katkı sunma gayreti vardır. Bölgesel ekonomi kalkınmasından kentsel yapılanmasına, tarihi kültürel mirasının korunup geliştirilmesinden birçok hususa kadar. Biliyoruz ki
devletimizin temel kuruluşları bu konuda yetkilidir. Şehircilik Bakanlığı'ndan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, AFAD'dan diğer hususlara kadar bütün kurumlar yetkilidir. Ama bizler de yetkin kadrolarımızda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak yetkin kadrolarımızda Hatay'ın başta olmak üzere bütün şehirlerimize katkı sunma gayretimiz devam edecektir. Ancak bazı konularda 99 depremini yoğun yaşamış ve içinde de bulunmuş kişiler olarak ders çıkartmadığımızı, bir kısım hataları sürdürdüğümüzü, hatta bazı doğruların bile yapılmadığını, onun yerine yanlışların yapıldığını gözlemlemekteyiz. Ders çıkartmadığımız ve çok eksiğimiz olduğunu ve bunların da düzeltilmesinin şart olduğunu ifade etmek isterim. Devletimizin her kurumu bizim kurumumuzdur. Aynen İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin devletimizin bir kurumu olduğu gibi ve bütün halkımıza ait olduğu gibi. Bu bağlamda biz ders çıkartmanın, gereğini yapmanın ilk adımının da yönetim anlayışı, yönetim felsefesiyle ilişkili olduğunu ifade etmek isterim. Ciddi bir biçimde bu süreci ele almalı ve özellikle yönetim anlayışımıza dair bir takım çareler üretmeyi hep birlikte ortaya koymalıyız. Tabii geçici barınma sorunları olduğunu biliyoruz ama kalıcı konutların ya da yeni kurulacak şehirlerin hayallerini ortaya koyma adına bir yöneticiliği mutlaka bu marifeti ve bu kabiliyeti vatandaşlarımıza sunmak zorundayız. Yangından mal kaçırır gibi hareket edemeyiz. Yani bu dönemi bir inşaat yapmak, yapı yapmak diye tanımladığımız anda aslında hataları yapmaya başlamış oluruz. Ve her şeyi rant gibi bir malzeme biçimine dönüştürürsek de gerçekten insanı insan olmaktan, devleti devlet olmaktan uzaklaştırırız. Ülkemizi bu hastalıktan kurtarmak zorundayız, kurtarmak zorundayız. Hep söyledim, bir kırılma anı yaşıyoruz. Kaderimiz ortak aklın, işbirliğinin, uzmanlığının değerini bilerek iyi örülmesi şarttır. Aksi takdirde bugün yaşadığımız acıları nesilden nesile yeniden yaşamaya devam ederiz. Ne bu topraklar bunu hak ediyor, ne de insanlarımız bunu hak ediyor. Geleceğimizi bilimsel ve katılımcı planlamayla, birlikte yönetim anlayışıyla, bilimsel bir organizasyon modeliyle kurmak zorundayız. Bunun içinde insanımızın sağlığı var, çevre sağlığı var, yeni kentleşmenin vizyoner olması var. Hatta işte bu kırılma anı diye tariflediğimiz 10 şehrimizin yaşadığı bu acıdan sonra yeni bir geleceği inşa ettiğimizde belki de bu afette kaybettiğimiz canlara, o insanlara borcumuzu ödemiş oluruz. İşte kamu yönetimi dahil her işte kavramı yerli yerine oturtabilirsek bu işler başarıya erişebilir. Bu manada iki önemli konuya değinmek zorundayım. Bir tanesi enkaz meselesi. Değerli dostlar, az önce arkadaşlarım sunuda da söylediler. 158 bin bağımsız birimden 124 bin bağımsız birim yıkık, ağır hasarlı ve acil yıkılması gereken durumda olduğu nettir. Bu 18 milyon ton metreküp, ki metreküp aşıyor aslında, ton civarında bir enkaza enkaz seviyesi ulaşması anlamına gelir. Bir tırın yaklaşık 18 ton taşıdığını düşündüğümüzde tam 1 milyon sefer enkaz çalışması bu kent çevresinde yapılacaktır. Bu tabii enkazların taşınabilmesi için önce can sonra mal varlığına yönelik tespitlerin savcılık tarafından yapılması ve tamamlanmasının zorunlu olduğunu hepimiz biliyoruz. Tabii hem enkazda bulunacak yurttaşlarımıza yönelik hem de enkaz kaldırma çalışması yapan ve etrafta bulunan yurttaşlarımızın sağlığına yönelik aşırı özen gösterilmesi önemlidir. Bu çerçevede olmak
üzere enkazlardan kaldırılacak molozların önemli bir bölümünün asbest içerdiği de unutulmamalıdır. Yani az önce kıymetli başkanım, değerli dostumuz, değerli mesleki yaşamıyla tıp insanı olarak asbestin ne kadar acı sonuçlara evrileceğini rapor burada sunulurken Sayın Lütfü Savaş bana aktardı. Bu asbestin solunmaması için taşınırken etrafa dökülmemesi ve özellikle taban suyuna karışmamasının sağlanması için önlemler alınması şarttır. Bu bağlamda enkazın tozumaya karşı da önlemlerin alınması çevre sağlığı açısından önemlidir. 18 milyon ton molozun geçici olarak toparlanması için 2,5 metre yüksekliğinde 4 kilometre kare genişliğinde bir alan ihtiyacı vardır. 400 futbol sahası büyüklüğünden bahsediyoruz. Bunun en aza indirgenmesi için ve inşa faaliyetlerinin de finansmanına katkı sunması için ayrıştırmanın sağlanması ve bir geri dönüşüm modelinin uygulanması şarttır. Depolama alanlarının kent merkezine ve insan yerleşimlerine uzak, tarım alanları, sulak alanlar, çayır meralar, dereler ve dere yatakları gibi üretim ve çevre açısından kritik alanların dışında olan bölgelerde seçilmesi çok önemli bir konudur. Bu alanların aynı zamanda olası planlama alanları düşünerek de seçilmesi önemlidir. Çünkü bir yandan kentsel planlama çalışmaları başlayacaktır. Hatay'da mevcut moloz alan seçimlerinin kent merkezine yakın tarım alanları üzerinde ve dere yataklarını tahrip eder nitelikte olduğu tespit edilmiştir. Bu bizi üzmekte ve endişelendirmektedir. Bu konularda zamanında yapılacak ikazların altın değerinde olduğu bilinciyle ben burada yaptığımız bilimsel ve teknik çalışmaları kamuoyuyla ve ilgili birimlerle paylaşıyorum. Bu değerlendirmemizin önemi büyüktür. Bu sorumluluğumuzdan da asla vazgeçmeyeceğiz. Kamuoyunu bilgilendirmek ve şeffaf bir biçimde burada aldığımız görev süresince bu görevi yapan yöneticilere katkı sunma bilincimizden de vazgeçmeyeceğiz. Yani bu konu AFAD'a aittir, bu konu Şehircilik Bakanlığı'na aittir, bu konu Kültür ve Turizm Bakanlığı'na veya diğer Ulaştırma Bakanlığı'na aittir deyip geri çekilmeyiz, çekilmeyeceğiz. Hem katkı sunma çabamız olacak, hem önerme hem de uyarma gayretimiz son ana kadar devam edecektir. Ara depolama alanlarında yapılacak ayrıştırma sonucunda hacmi küçültülen molozun nihai depolama alanı için de 4 milyon kilometre kare yerine 500 bin metre kare alana düşürüleceği gerçeği ortadadır. O bakımdan şunu ifade etmek isterim ki belirttiğimiz büyüklükler Hatay'da hasar tespitinin anlık durumuna ilişkindir. Hasar tespiti arttıkça bu değerler ne yazık ki yukarıya tırmanacaktır. Bütün bu detaylar bundan sonraki vizyoner bir başlangıcın, pırlanta gibi bir Hatay'ın oluşması adına ve 10 kentin de bu şekilde değerlendirmesi adına önemli bir uyarıdır, önemli bir öneridir. Değerli dostlarımız, vatandaşlarımız, kıymetli katılımcılar, bir başka hususta şehircilik adına planlama, kültürel mirasın değerlendirilmesi ve korunması hususudur. Şunu ifade etmek istiyorum. Özellikle Hatay'ın kadim bir kent oluşu, 4000 yıllık kent tarihine sahip oluşu, bu kentin ve diğer kentlerimizin özenli bir şekilde planlanması önemli bir meseledir. Evet, Şehircilik Bakanlığımız, Kültür ve Turizm Bakanlığımız bu konuda ana koordinatördür ama bu kentin yerelliği asla unutulmamalıdır. Biz Hatay Büyükşehir Belediye'miz ve buranın yerel yöneticileri, sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları bu kadim kentin değerli insanlarının içinde bir bulunduğu bir mekanizmanın tekrar ifade ediyorum. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız ve heyeti tarafından yönetilmesi, bunun geliştirilmesi ve bu yönde atılan adımlarla birlikte şeffaf ve katılımcı bir modelle
bakanlıkların da koordinasyonuyla kararların alınması şarttır. Sadece ve sadece bize bina yeri gösterin ve geri konutlar yapalım anlayışıyla başka bir büyük hatanın, büyük yolculuğun başlangıcı tariflenmiş olur. O bakımdan biz diyoruz ki Hatay'ın planı bilimsel doğrular ve katılımcılık ilkesiyle hazırlanmalıdır. Ve bugün çadırı ve konteyneri konuştuğumuz yerde hemen kalıcı konutların inşası yerine geçici prefabrik konutların üretilmesi önemli bir zarurettir. Hatay'ımızın insanı, Maraş'ımızın insanı, Adıyaman'ımızın insanı sabreder. Yeter ki daha doğru konutlar üretilsin. Burada tek koşul vardır. Partiler üstü bir tutumla afet sürecinde alınacak kararların seçim vesaire gibi takvimlere endeksli bir takım vaatlere dönüşmemesi ve bu hususta söylenecek sözlerin insanların oyuyla eşleştirilmeden 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl sonra gurur duyacağımız temelleri attığımız şehirleri var etmenin muhalefetiyle iktidarıyla kahramanları olmak durumundayız. Hatay'ın özgünlüğü aynı şekilde tarihi ve kültürel varlıklarıyla da özenli bir biçimde çalışılmalı, tek tek irdelenmeli, yerellik kavramı asla ihmal edilmemelidir. Yerellik kavramından kastım, bu şehrin insanları, bu şehrin teknik insanları, bu şehrin hukukçuları, mesleki grupları, üreteni, çivi çakanı, keser kullananı her birisinin katkı sunduğu bir mekanizmayla bu kentler yapılan yanlışlardan dönülen vizyoner bir geleceğin tasarlandığı bir imalat biçimine evrilmesi şarttır. Bunu başarırsak gerçekten işte o kırılma anını, bu yaşanan acıları başka bir boyuta evirebiliriz. Bunu yapmak zorundayız. Değerli dostlarım, değerli katılımcılar, az önce ifade ettiğim gibi her birimiz erdemli yönetici kavramını ortaya koymalıyız. Kamu yöneticileri olarak talepleri dinlemeli, notları almalıyız. Not almak yönetici için önemli bir iştir. Gereğini yapmak, çözüm üretmek, çare üretmek için not alırız. Bunu unutmamalıyız. Yöneticiler gerçekleri dile getirenleri, kendilerini eleştirenleri fişlemek, tehdit etmek, cezalandırmak için not almaya başlamışsa artık yöneticilerle vatandaşların yolları ayrılmış demektir. Aynı hedefe doğru yürümüyor demektir. Biz her koşulda vatandaşımızla aynı yolda, aynı hedefe doğru yürüyen yöneticiler olmak zorundayız. Bizler kamu yöneticisiyiz. Onun için tehdit savurmadan insanlarını dinleyen, onların ihtiyaçlarını belirleyen ve ona dönük hizmeti önemli bir şekilde hizmet yarışına dönüştüren kişiler olmalıyız. Aklımız, vicdanımız ve gereğini yapmamız bizim yolculuğumuzun önemli prensipleridir. Unutulmasın, hiçbir kamu yöneticisi kimseye ihsan dağıtmıyor, kimseye iyilik yapmıyoruz. Sadece ve sadece görevimizi yapıyoruz. Görevimizin gereğini yapıyoruz. Onun için biz vatandaşları değil, vatandaşların taleplerini, isteklerini, önerilerini not almaya devam eden yöneticiler olmalıyız. Zor zamanlardayız, büyük acılar içerisindeyiz. Çok daha sağlam birliktelikler oluşturmak zorundayız. Tarihte bunu başaran milletler ve devletler olmuştur. İşte biz de bunu başarabilmek zorundayız. Bu devletin ve bütün kurum kuruluşların sahibi millettir. Milletler böyle zamanlarda millet olur. Devlet dediğiniz ortak değer böyle zamanlarda belli olur. İster seçilsin, ister atansın, görev yapan herkes bu bilinçle görev yapmalıdır. Bugün yaşadıklarımız da bu topraklarda milletle devlet arasında çok güçlü bir bütünleşmeye yol açacağına, bazı engelleri ortadan kaldıracağına ve bazı kötülükleri de yok edeceğine inanıyorum. Ben Cumhuriyeti yöneticilerin vatandaş karşısında hadlerini bildiği rejim olarak görürüm. Onun için Cumhuriyete çok bağlı bir bireyim. Bu anlayışın
ülkemizin bütünüyle hakim olacağına, yaralarımızla sarılacağına, sabırla güçlü ve güzel ülkemizi hep birlikte ayağa kaldıracağımıza inanıyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak İstanbul halkı adına burada yoğun bir çaba gayreti ortaya koymaktayız. Önümüzde göç sorunları var, bunları ayrı konuşacağız. Önümüzde eğitimle ilgili sorunlar var, bunları ayrı konuşacağız. Üniversite gençlerimizin okullarından koparılması var, buna şiddetle karşı çıkıyoruz. Mutlaka bu yanlıştan dönülmesini arzu ediyoruz ve ısrar ediyoruz. Bütün bu gündemler devam edecek. Ayrıca İstanbul'u konuşacağız. Hafta sonu yoğun bir çalışma. Önümüzdeki hafta tam mesaiyle İstanbullularla paylaşacağımız acil eylem planları ve seferberlik açıklamalarımız olacak. Dediğim gibi bu süreçler devletimizin kurumlarının organizasyonunda, başta AFAD ve diğer bakanlıklar ve onların koordinasyonunda yürümektedir. Bizler onlara dönük görevimizi yerine getirme, hizmetimizi yerine getirme kavramıyla hareket edeceğiz. Ama milletimizin duyması gereken eksiklikler, hatalar varsa da onları dile getirmekten asla vazgeçmeyeceğiz. Bu kırılma anını memleketimizin bu güzel coğrafyası için çok özenli bir yeni başlangıca dönüşmesini umut ediyor. Ve bu konuda da dediğim gibi Hatay'da görevliyiz. Güzel Hatay'ımızın kıymetli belediye başkanı Sayın Lütfet Savaş ve buradaki değerli milletvekillerimiz ve diğer il başkanımız ve bütün katılımcılar, belediye başkanlarımızla birlikte çok özenli çalışmayı sürdüreceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Allah yardımcımız olsun. Yanlışları yapmaya ısrar eden değil, doğruları üst üste koyan, işbirliğini ve dayanışmayı hep birlikte geliştiren kurum ve kuruluşlar olmak dileğiyle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor ve sözü ve